Herkese merhaba arkadaşlar. Datça'ya gelir gelmez tabii ki de halamın yanına koştum. Daha önce halamla beraber bir soru cevap videosu çekmiştik. Devamında tekrar bir video daha çekmek istedik. O zaman ben kamera arkasındaydım. Şimdi karşılıklı bir sohbet adında yapacağız. Gene Naz'ın sorularıyla karşı karşıyayım. Soruları bilmiyorum. Umarım çok zor olmaz. Evet, yorumlardan biraz merak ediyorum ben de. Bakalım soracağız. Evet hala. Soru cevap videomuzdan sonra Datça'dan hala sıkılmadığına emin misin? Evet, Datça'dan hala sıkılmadım. Çünkü sıkılacak kadar bir boş vaktim olmadı. Öteki videoda da söylemiştim. Cem ve Ömer Faruk bizim bütün vaktimizi alıyor. Bunun dışında da hayvanlar var tabii ki. Ve bahçe işi. Biz biraz daha bahçeden uzak, bahçeyi beceremeyen insanlar olduğumuz için bizim süreç çok uzun sürüyor. Burada da kendimize meşgale bulmak için başka başka alanlar da yaratıyoruz. Kendi bahçemizin dışında, evimizin bahçesinin dışında başka bahçeleri de uzanıp onlarla da kendimizi vakit ayırmaya çalışıyoruz. Evet canım, hala sıkılmadım. Merak edenler için sıkılmadık. Burada yazmayan ama araya bir soru sıkıştırmak istiyorum. Datça'daki komşuluk ilişkisi nasıl? Hani şehirden sonra buradaki komşu ilişkileri nasıl? Şimdi köy hayatını ilk defa yaşıyorum. Doğma büyüme bir şehirde yaşayan bir insan olarak komşuluk ilişkileri evet yıllar evvel çok çok daha güzelmiş. Ama benim evlenmemle beraber başlayan bir komşuluk ilişkimde kendim birebir yaşadığımda kişi bazlı söylemiyorum, komşularımı kötülemek amaçlı söylemiyorum. Belki benim yoğun çalışmamdan olsun, hayatın koşturmasından olsun, meşgaleden olsun birbirimizi çok göremedik, tanıyamadık, selamlaşamadık. Daha soğuktu ama burada başım sıkıştığı anda ya da bir şey eksik olduğum anda çat diye çıkıp bir komşumdan ya bana şunu verir misin, bana bunu verir misin canım cicim. Yani biliyorsun ki sen bir komşunun kapısını çaldığında o sana yardımcı olacak. Bilmiyorum bu neden kaynaklanıyor, hani büyük şehirle köy arasındaki farktan mı kaynaklanıyor yoksa büyük şehirde insan sayısı çok fazla, onu bilebilmek çok zor. Yani şunu biliyorsun, köydesin. Diyelim ki köyde 40 tane hane var ve bu 40 tane hanenin hangisinin deli, hangisinin akıllı, hangisinin iyi, hangisinin zengin, hangisinin fakir. Kişileri tanıdığın için onlardan gelebilecek kötülükleri de zaten sen öncesinde biliyorsun. Diyorlar ki bu adam kötü, buna göre davran, bu adam iyi, buna göre davran. Ama sen bir apartman, neredeyse bir mahalle kadar büyüklükte, bir gökdelende yaşıyorsun, bir plazada yaşıyorsun ve kocaman bir... Yani köy hanesinden daha fazla insanların olduğu bir binada, bir blokta nasıl tanıyabilirsin ki o kadar insanları ki? Ve devamlı sirkülasyon. Burada köyde herkes birbirine akraba. Bir kere yüzyıllardır beri tanıyor. Dedesini tanıyor, dedesinin anasını tanıyor. Ama sen apartmanla geldik bir kiracı. Devamlı değişiyor. Onunla ne kadar uzun soluklu diyorlar geçebilirsin, ne kadar tanıyabilirsin. Bundan kaynaklanıyor da herhalde. Burası daha yerleşik, daha yılların vermiş olduğu insanlar birbirini tanımasıyla daha güvenli. O yüzden de bizler de herhalde buna hazır geldik. Komşuluk ilişkilerimiz gayet güzel. Güzel bir soruydu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Az önce buradan Datça'dan sıkılmadığını söyledin. Peki sıkılmıyorsun ama bir günü nasıl geçiyor? Bir günüm çok hareketli geçiyor. Bazen gün bize yetmiyor. Hatta oturmak istiyoruz ama oturamıyoruz. Boş bulduğumuz anda da zaten şunu yapıyoruz. Hadi gezelim. Hadi çıkalım. Bir yere gidelim. Dağa çıkalım. Koya gidelim. Özellikle içimde kalan mesela bu yürüyüş yollarından yürüyen kişilerle beraber dağlara çıkmak, yürüyüş yollarını yürümek. Ama tabii ki bu bizim için şu anda çok erken. Cem'le bunu yapabilmemiz imkanı yok. Sabah kalkıyorum. Oğlanı okula gönderme. Zaten haftanın 6 günü okulu var. Bir günü kalıyor. Sonrasında ya bahçede işimizi yapıyoruz. Cem'le uğraşıyoruz. Oğlan geldi. Yazılısıydı, sınavıydı. Hadi Datça'ya gidelim. Dedim ki Datça'ya gitmek bile inanın ki o kadar yoruyor ki bizi. Ben Datça merkeze inip çıktığım zaman geldiğim zaman yoruluyorum. Büyük şehri artık düşünemiyorum. Çok kötü bir alışkanlık oldu herhalde. Şimdi izleyenler de şımarıklık yapma diyecekler ama inanın ki Datça merkez bile bizi şu anda çok yoruyor. Çok şey hissetmiyoruz. Biz hatta çok boş vakit yaratmaya çalışıyoruz kendimizi. Keşke otursak da böyle uzun uzun dizi izlesek, böyle sakin sakin mısırımızı patlatsa. Ama Cem'le bu mümkün değil. Kuzum biraz hareketli. Bakalım. Evet. En çok gelen sorulardan bir tanesi. Neymiş acaba? Datça'ya yerleşmek isteyenlere ve arsa soranlara en çok ne önerirsin? Şimdi güzel bir soruya denk geldim. Arsa soranlar konusunda ikiye ayrılıyor. Bu noktada bir kısım var ki bunlar Datça'yı biliyorlar. Köyleri biliyor, merkezi biliyor ve arsa noktasında fiyat soruyor, fikir soruyor.
Bir de hiç Datça'ya gelmemiş. Ama Datça'da arsa soruyor. Şimdi ilk önce hiç Datça'ya gelmemişlere söylemek istiyorum. Arkadaşlar, Datça şöyle bir alan, çok dağınık. Mesela biz merkeze 30 kilometre uzaktayız. Bir köyde yaşıyoruz. Merkez dediğinizde zaten çok gelişmiş bir yer değil. Çok bir büyük şehirdeki gibi her şeyin hızlıca ulaşabileceğiniz bir alan gibi düşünmeyin. Kaldı ki köy hiç öyle değil. Bu noktada Datça'yı evet resimlerden, fotoğraflardan, anlatılanlardan çok beğeniyor olsanız dahi lütfen kendiniz öncelikle bir gelin, gezin. Ben bu köyde yaşayabilir miyim ya da merkezde mi yaşarım? Merkezin neresinde yaşarım? Öncelikle ona karar verin. Ondan sonra ya ben bu noktada yaşayabilirim deyip o noktada ağırlıklı bir yer arayın. Şimdi öteki tarafa gelecek olursak Datça'yı tanıyanlar için. Şimdi arsa olayı çok ucu açık bir nokta. Gerçekten hani ben emlakçı değilim. Emlakla da asla ilgilenmiyorum. Çünkü emlakçılık mesleğine saygı duyuyorum. Ama çok zor bir meslek olduğunu düşünüyorum. Ben bir kişiyi alıp bir yere götürdüğüm zaman hiç yapmadım. Ama o kişi benim yaşadığım noktaya eğer olumsuz bir yorumda bulunursa çok moralim bozulur. Yani ben eleştiri almak istemiyorum. Neden eleştirelim? Ben burada yaşamaktan zevk alıyorum. Gelip de birisinin "Aa burası böyle kötüymüş, dağın başıymış, sen bu fiyata niye satacaksın bize" dediği zaman ağzımdan kötü bir kelime çıkabilir. O yüzden emlak işi bana göre değil. Yapanlara saygı duyuyorum, sabırlar diliyorum. Onun dışında dediğim gibi emlak noktası, arsa noktası çok ucu açık. İmarlı var, imarsız var, deniz gören var, görmeyen, yolu olan, olmayan. Yani siz bakıyorsunuz, diyorsunuz ki 5 dönüm bir arsa var 200 bin lira. 200 metrekare bir arsa var 200 bin lira. Şimdi işte o noktada ne olması lazım? Lütfen gelin ve burada profesyonel birisinden destek alın. Yani ben burada yaşarken bile eğer böyle bir isteğim olduğunda dahi profesyonel arkadaşlardan destek almaya çalışıyorum ki köylüden direkt almaya çalışıp "ya ben profesyonellerle çalışmak istemiyorum" diyen bir kısım da var. Onlar da bir şekilde ekmek yemek zorunda, bilmiyorum. İşi yanlışla ilerlememek lazım ki kaldı ki ben İstanbul'da bunu yaşamıştım. Köylünün kendisinden almaya çalışırken aslında köylünün bizi katıklamaya çalıştığı bir vakam bile var. O yüzden her zaman her şeyi profesyonellerle ilerleme taraftarıyım. Evet, 3 kuruş cebimden daha fazla çıkabilir ama kafam rahat bir şekilde ilerliyor olurum. Doğru bir şekilde ilerliyor olurum. Bu şekilde. Evet, dördüncü sorumuzda da iş imkanları nelerdir diye bir soru gelmiş. Şimdi iş imkanları noktasında gene bana iş imkanlarını soruyorsunuz. Bunu sorarken şunu söylemiyorsunuz ama. Müteahhit misin? Mühendis misin? Doktor musun? Kamu görevli misin? Kamuda mı çalışıyorsun? Nesin? İş imkanları var mı dediğiniz zaman orada iş yapabilir miyim? Ama meziyetin ne? Sen ne iş yapıyorsun İstanbul'da ki ben sana burada iş imkanı var mı diyeyim. Kaldı ki iş imkanları noktasında gerçekten sizlere hani bir yardımım dokunmaz. Çünkü Datça'daki iş imkanlarını araştırmadım. Datça'daki bu noktadaki eksikliği bilmiyorum. Hangi alanlar daha fazla talep görüyor, hangi alanlar arıza açık. Bu noktada da bunu bilmiyorum. Lütfen kendi, eğer soruyorsanız bile, "ben kamuda çalışıyorum Deniz Hanım" ya da "ben doktorum" bunları söylerseniz öncesinde benim tekrar sormama gerek kalmasın. Çünkü dediğim gibi herkesin meziyeti farklı. Belki çok iyi bir bahçeden anlayan bir kişisindir. Sadece aşı yaparak bile çok iyi para kazanabilirsin. Dediğim gibi bunlar çok ucu açık sorular. Herkese göre değişir. Aynı "bana ne kadarla geçiniyorsun" sorusunu devamlı soran insanlar gibi. Arkadaşlar, bu sorunun içinde değildi ama lütfen söylemek istiyorum. Bu soruyu bana sormayın. Kibarcana dahi ya da kibarcı olmasa dahi bu sorunu artık hoşlanmıyorum. Çünkü ben sana ya da bir başkasına gidip "neyle geçiniyorsun" sorusunu sormuyorsam lütfen siz de bana "neyle geçiniyorsun" sorusunu sormayın. Bu çirkin bir soru. Bu çirkin bir soru. Evet, kabul etmek istemiyorum yani. Bunu atlayalım. Sence Datça merkez mi, köyler mi? Şimdi aslında demin anlatırken söyledim. Datça merkeze indiğimde bile bir 4-5 saat bile beni çok yoruyor. Datça merkezde yaşamak istemezdim. Çünkü Datça merkezde arsalar biraz daha küçük. Köy hayatından çok daha uzak. Evet, villalar da var tabii ki. Genellikle apartman dairesine yönelik. Ama ben apartman dairesinde yaşamak isteseydim zaten buraya İstanbul'da kalırdım. Yoğunluğu, kalabalığı istemiyorum. Dediğim gibi ben köyümde mutluyum. Hane az olsun, insan az olsun, karşılaşacağım insan az olsun ve karşılaştığım insan tanıdığım olsun. Tanıdığım bir insanla denk geleyim. Altıncı sorumuzda da Datça'da gördüğün, eksikliğini hissettiğin ya da istediğin bir şey var mı?
Tabii ki benim için başka, bir başkası için daha başka bir eksiklik olabilir. Ama benim şu anda bu soruyu sorulduğunda verebileceğim ilk cevap gerçekten bir kaliteli kolej olurdu. Hep bunu söylüyorum. Bu noktada da aslında ilgili makamlara gidip sorduğumda çok duyarsız cevaplar aldım. Bilmiyorum bu videoyu onlar da izlerler mi ya da izleyenler varsa lütfen onları eylesinler. Çok gereksizmiş gibi bir cevap aldım ama Datça'da şöyle bir şey var. Eğer başarılıysa bir lise öğrencisi anne çocuğu alıyor başka bir şehre gidiyor ve orada çocuğunu okutmaya devam ediyor. Baba burada yaşamaya devam ediyor. Bir anlamda evlilikler aslında ayrılıyor. 4 yıl sürüyorsa lise 4 yıl boyunca anne ayrı bir yerde baba ayrı bir şehirde yaşıyor. Şimdi bu büyük bir hata bence. Büyük bir, yani buna yıllardır nasıl ilgili kurumların, ya ne oluyor arkadaşlar, siz evliliklerinizi bırakıyorsunuz o tarafa gidiyorsunuz ya da çocuklar bir şekilde yatılıya gitmek zorunda kalıyor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Bununla ilgili birkaç kuruma sorduğumda aldığım cevap o kadar duyarsızdı ki, yani ses tonu dahi, eşime şunu söyledim, Eray kalk 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 kalk, bu işler bunlarla olmaz dedim ve kalktık. Evet, benim en büyük eksikliğim bu insanların, okuyan çok genç bazı da lise hayatında daha başarılı yerlerde okumak isteyen kişiler için kolej ya da daha kaliteli bir lise eğitiminin olması gerekiyor. Buna duyarsız kalan üst yönetimi ve ilgili kurumları da kınıyorum burada. Maalesef. Son sorumuza geldik. Bitti, yaşasın. Evet. Taşlanacağım, bayağı bir kötü şeyler söyledim ben burada. Videonun sonunda taşlamayın ama. Yok. Gerçekten senin için Datça eşittir huzur mu? Şimdi insanın huzurlu olabilmesi bence insanın beyninde bitiyor. Eğer beyninde bir sorun yaşıyorsa, seni huzursuz eden şeyler devam ediyorsa, sen nereye gidersen git, o beyin seninle gidecek ve seni huzursuz etmeye devam edecek. Zannediyor musunuz ki ben burada devamlı ah çiçek böcek harika huzur içindeyim? Hayır, beni huzursuz eden noktalar olduğu zaman tabii ki ben de bundan kaynaklı büyük bir depresif hale geçebiliyorum. Ama şöyle bir şey var, yolda yürürken daha az insanla karşılaşmak, doğanın vermiş olduğu pozitif etki, havanın sıcaklığı seni daha diri ve mutlu tutuyor, huzurlu tutuyor. Ama dediğim gibi senin içinde seni huzursuz eden şeyleri yok edemediğin sürece istiyorsan dağın tepesine de kaç, huzura erişemezsin. Öncelikle bize huzursuz eden ne varsa bunlardan kurtulalım. Sonrasında da tabii ki dua hepimizi huzura eriştiren bir yer. Bu noktada huzurumuza huzuru katmak için duaya kaçalım. Datça evet güzel. Köyler tamamen bence huzur için çok daha uygun. Mutluysan, huzurluysan, senin canını, ruhunu sıkan kimse yoksa her yerde huzurlusundur. Artı Datça'da daha da huzurlusundur. Evet. Bitti mi? O zaman sorularımızın sonuna geldik. Oh, yaşasın. Geçti mi sınavı? Evet, güzel. Oldu mu? Bence çok kızacaklar bu, evet, videonun sonunda. Biraz kızma olabilir. Ne yapalım artık? Evet. Daha merak ettiğiniz sorular varsa bekliyoruz bu videonun altına. Taşlamayın çok. Taşlamayın. Ek olarak eklemek istediğin bir şey varsa. Yok, videoyu sadece çok ağzım açık konuşamadım diş tellerimden dolayı, biliyorsunuz ki. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sen bunu öğretmiştin, bunu söyleyeceğim. Evet. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bay bay.